Merhaba arkadaşlar, Mahalli Mikrofon kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü soracağımız soru, karşı cins olmanın en zor yanı nedir diye soracağız. Eğer sizin de sormamızı istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hazırsanız hadi başlayalım o zaman. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar, iyi günler. İsminiz öğrenebilir miyim? İsmim Fatma. Fatma. Yasin. Ben neredesiniz? Konyalıyız biz. Konya. Sorumuz şöyledir. Karşı cins olmanın en zor yanı nedir diye soruyoruz. Çalışmak. Sizin için çalışmak. Aynen öyle. Erkek olsaydım çalışmak zor olurdu. Ama bayanım, yani erkeklerden daha çabuk ulaşabiliyorum paraya. Karşı cins olsam ağda yaptırmak zor gelebilirdi. Yani acı çekmek zor olurdu benim için yani. Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi kelim. Karşı cins olsam acaba saçım olur muydu, olmaz mıydı bilmiyorum. Herhalde bu ekleme saçlar falan yapıyorlar ya. Aynen. Onlarla bayağı uğraşırdım gibi geliyor. O zor olurdu. Saç uzatma olaylarında sıkıntı olduğu için ekleme, tırnak yaptırma gibi şeyler. Manikür pedikür yani o şekilde. Daha sonra ne olurdu? Yani bir bayan gözüyle karşıyız olsak, değişik kültürlere girdiğimizde yani acaba ne düşünürlerdi diye düşünmesi, yani düşüncesi insana sıkıntı verebilirdi gibi geliyor yani. Yani şu anda aklıma başka bir şey gelmiyor ama teşekkür ederim sorduğunuz soru için. Sağ olun. Başka ne ekleyebilirim? Yani burası çok güzel Kıbrıs. Yani bayanların böyle hoşgörülü olması, nasıl anlatayım, böyle sevgili ve saygılı olması çok hoşuma gidiyor. Hani erkeklerin de aynı şekilde. Teşekkür ederim, söyleyeceklerim bu kadar. Biz teşekkür ederiz, iyi günler. İyi günler. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Ceren. Ceren. Berkay. Nerelisiniz? Adıyamanlıyım. Adanalıyım. Tamam, sorumuz şöyledir. Karşı cins olmanın en zor yanı nedir? Bence onların askere gitme olayı zor. Bu olabilir. Evet. Kadınların erkekler tarafından laf atılması, cinayetler, bence kadın olmanın en zor yanı bu. Başka bir eklemek istediğin şey? Zor görüyorsun. Yani birçok var aslında ama aklıma gelen ilk bu. Sizin? Bu kadar. Yani kadın olmak daha zor maalesef ülkemizde. Erkek olmanın o kadar zor bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhaba, iyi günler. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Burak ismim. Nerelisiniz? Malatyalıyım. Evet, tamam. Sorumuz şöyledir. Karşı cins olmanın en zor yanı nedir diye soruyoruz. Yani karşı cins olmanın en zor yanı, birincisi ikiyüzlü olmak, hain olmak. Yani bütün kötü olan şeylerin genel, yani hepsine genelleme yapmıyorum ama karşı cinsin genelinin yani %90'ı, %95'i hayat tecrübesiyle bir de gördüğüm kadarıyla hain, karaktersiz olma, ikiyüzlü olma. Böyle yani genellikle. Daha iyisini, böyle gerçekten dürüst olanla göremedik maalesef. Tamam. Bu şekilde. Başka en zor yanı? Başka en zor yanı? Çalışma mesela. Yok, onlar için her şey güzel. Güllük gülistanlık, tabii zor durumda olanlar da var. Zorluk yaşayanlar da var. Onlara saygım sonsuz, emeklerine ve yaşantılarına. Ama geneli dediğim gibi bu durumdalar yani maalesef. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim çok şey var ama şu an gelmiyor aklıma. Yani daha fazla ağzımı bozmak istemiyorum. Yani kötü şeyler söylemek istemiyorum, öyle biraz, söyleyeyim. Biraz dolmuştunuz herhalde. Evet, evet, doğru. Bir doluluk neden, var. Neden dolayı neden bu doluluk? İşte yapılan yanlışlardan dolayı, kötülüklerden dolayı. Aldatmalardan dolayı. Aldatmalardan dolayı. Hem fiziksel aldatma, hem psikolojik aldatma. Öyle, onlardan dolayı. Yani bu zamana kadar kim çıktıysa hayatımıza, karşımıza, hep böyle şeyler gördük yani. Tamam, öyle. Çok biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba, iyi günler. Merhaba, iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Eyüp ben. Nerelisiniz? Ben Aslan Muş'um, İstanbul'da yaşıyorum. Sorumuz şöyledir. Karşı cins olmanın en zor yanı nedir? Yani bence karşı cins olmanın en zor yanı vermek isteyip de verememektir bana göre. Ondan sonra daha da bence karakterli olmak onlar açısından çok zordur bence. Yani bizim görüp tanıdığımız kadarıyla örnek geçiyorum mesela. Yani çok bana göre çok kötü bir cins.
İkiyüzlüler yani. Anladın mı? Dürüst ve karakterli olmak bence en zor yanı onlar için. Yani ben de diyebileceğim bu kadar. Tamam. Başka eklemek istediğiniz bir şey? Yani şu anlık aklıma başka bir şey gelmiyor. Tamam, teşekkür ederim. Onlara yeterli olacaktır bence. Kolay gelsin, iyi günler, hoşçakalın. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Sibel. Nerelisiniz? Kıbrıslıyım. Sorumuz şöyle, karşı cins olmanın en zor yanı nedir diye soruyoruz. Cinsiyet eşitsizliği, yani hangi taraf olduğunuz önemli değil. Sadece bir tarafın diğer tarafa farklılığı aslında. Evet. Yani iki tarafında birbirine karşı dezavantajı, avantajı var. Bu şekilde. Başka eklemek istediğim şey. Yani dezavantajı, mesela kadın olarak düşündüğünde erkeklerin daha bir özgüvenin olması. Kadınların bazı alanlarda aman kadındır, yapamaz, edemez ya da yapmamalı, etmemeli, daha bir dikkat etmeli. Geçmişten gelen bir mantık yanlış geliyor bana sadece. Halbuki herkes eşit değil, farklı farklı ama haklar olarak eşit olması gerekiyor. Aynen. Başka eklemek istediğim bir şey. Bu kadar. Tamam, çok teşekkür ederim. Merhaba, iyi günler. Merhaba kardeşim. İsminizi öğrenebilir miyim? Can. Ela. Nerelisiniz? Kayserili'yim. Ben de. Sorumuz şöyledir. Karşı cins olmanın en zor yanı nedir? Erkek olmak. Benim için sorun yok. İki kadın. Erkek olsaydınız sizin için ne zor olurdu? Önce kadınlarla konuşmak. İletişim kurmak. İletişim kurmak. Siz bayan olsaydınız sizin için ne zor olurdu? Vallahi şöyle düşünüyorum ama hiçbir şey bulamıyorum ya. Hiç düşünmedim. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun, görüşürüz. Merhaba, iyi günler. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Gizem ben. Okan. Nerelisiniz? Adana. Adana. Adana'lı. Bugün sorumuz şöyledir. Karşı cins olmanın en zor yanı nedir diye soruyoruz. Çalışmak zorunda olmak bence. Erkek olursanız. Evet. Bence evde sürekli durup temizlik yapmak, çocuğa bakmak daha zor. Yani evet, o evet, zor. Daha zor. Başka şöyle eklemek istediğiniz bir şey? Yok, bu kadar. Erkek olmak zor ya yani bence. Genelde zor. Genelde zor. Sizce bayan olmak mı daha zor, erkek olmak mı daha zor? Kadın olmak zor ama ölüm sorunca ikisi de zor. Bana göre erkek daha zor çünkü sorumlulukları daha fazla. Evin yükünü kaldırmak daha zor. Kadın evet. Olunca da kaldırıyorsun. Yani ikisi de aynı. Aynı. Yani ikisinin de zorlukları var diyorsun. Evet. 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 Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhaba, iyi günler. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Demet Yenigün. Nerelisiniz? Valla Ankara'da doğdum büyüdüm ama Kütük Çorum Bayat'tayım. Soru, bugünkü sorumuz şöyledir. Karşı cins olmanın en zor yanı nedir diye soruyoruz. En zor yanı kadın olmak diyeyim. Bu ülkede kadın olmak zor biliyorsunuz bütün koşullara rağmen. Başka bir şey, erkek olsanız mesela? Erkek olsam ne bileyim sünnet, asker olmak falan diyebilirim ya. Onlarda da tabii iş hayatı, sorumluluk. Tamam, başka bir eklemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Merhaba, iyi günler. İyi günler abi. İsminizi öğrenebilir miyim? İslam Kaya. Nerelisiniz? Van. Sorumuz şöyledir. Karşı cins olmanın en zor yanı nedir diye soruyoruz. Erkek olmak. Başka? Yani başka yani verimli olamamak yani. Tamam. Karşı cins mesela kızlar nasıl yani mesela? Yani kızlar... Kız olsaydın kız olsa... senin için zor olan... Ha, kız olsaydın mesela. Yani kız olmak zor abi yani şu an hayat şartlarına göre rahat dolaşamıyorlar, laf atıyorlar tabii. Ondan biraz çekinirdim. Geceleri yürüyemezdim mesela. Tamam, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Eğer sizin de sormamızı istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.